Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Romantizm akımına devam ediyoruz. Bu bölümde romantizmin dünya edebiyatındaki başlıca temsilcileri üzerinde duracağız. Önce romantizmin Fransız edebiyatındaki temsilcileri. İlk sanatçımız Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau yapıtlarında halk egemenliğine dayalı eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplum yapısının özlemini dile getirir ve böyle bir düzeni savunur. Duygu, hayal ve doğaya önem verir. Bu yönüyle kendisi romantizmin öncülerinden biri olur. Fransız ihtilalinin düşünsel alandaki hazırlayıcılarından en önemlisidir. Evet, Jean-Jacques Rousseau'nun başlıca yapıtları şunlardır. Birincisi Toplumsal Sözleşme, Emil, İtiraflar ve Diyaloglar. Victor Hugo. Sanatçı şiir, tiyatro ve roman türlerinde yapıtlar verir. Kendisi dram türünün de kurucusudur. Cromwell adlı yapıtının ön sözünde romantizmin ilkelerini ortaya koyar. Victor Hugo, cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüklerin yılmaz bir savunucusudur. Akıcı, sürükleyici, etkileyici bir anlatımı vardır. Evet, şimdi de Victor Hugo'nun yapıtları üzerinde duralım. Evet, şiir türünde Sonbahar Yaprakları, Akşam Şarkıları, Işıklar ve Gölgeler. Roman türünde Notre Dame'ın Kamburu ve Sefiller. Dram türünde Hernani, Kral Eğleniyor, Rus Plus ve Cromwell. Lamartine. Lamartine Fransız edebiyatının ilk romantik şairidir. Şiir ve roman türlerinde yapıtları vardır. Bu yapıtlarında doğa betimlemelerine oldukça geniş yer verir. Şiirlerinde yoğun bir duygusallık vardır. Biz onu güzel bir çevirisi olan Göl şiiriyle tanıyoruz. Ebedi gecesinde bu dönüşsüz seferin hep başka sahillere doğru sürüklenen biz, zaman adlı denizde bir gün bir lahza için demirleyemez miyiz? Evet, şiir böylece devam ediyor. Evet, şimdi Lamartine'in yapıtlarına bakalım. Şiir alanında şairane düşünceler, roman alanında da Grazielle ve Raphael. Alexander Dumas Perry. Onun polisiye romanları ve serüven romanları vardır. Romanlarının tümünde canlı ve sürükleyici bir anlatım kullanmıştır. Yapıtlarında tarihsel konuları işler. Evet, şimdi yapıtları üzerinde duralım. Roman türünde Monte Cristo Kontu ve Üç Silahşörler. Alfred de Musset. Romantizmin en büyük sanatçılarından biridir. Şiirlerinde içtenlikle kendi serüven dolu yaşamını yansıtır. Coşkulu ve duygulu anlatımıyla kendisi aşkın şairi kabul edilir. Tiyatroları da vardır ancak tiyatrolarında şiirdeki başarıyı gösterememiştir. Şimdi Alfred de Musset'in yapıtları üzerine duralım. Roman türünde Bir Zamane Çocuğunun İtirafları. Tiyatro türünde Yap da Söyleme, Bir Kapı Ya Açık Durmalı Ya Kapalı. Şiir türünde İspanya ve İtalya Hikayeleri, Geceler ve Tanrı'ya Bağlanan Umut. Chateaubriand. Chateaubriand'ın dili duygu yüklüdür. Evet, doğa sevgisi, geçmiş zamana özlem, dini inançlara bağlılık yapıtlarında öne çıkan öğelerdir. Evet, şimdi yapıtlarına göz atalım. Roman türünde Atala ve Rene. Gizli Yasa türünde
Paris'ten Filistin'e yolculuk, deneme türünde devrimler üzerine, ana türünde de mezar ötesinden hatıralar. Alfred de Vigny. Evet, sanatçımız şiir, roman ve oyun türündeki yapıtlarıyla tanınır. Karamsar düşünceler, doğa ve insanların umursamazlığı yapıtlarının başlıca öğeleridir. Evet, şimdi yapıtlarına bakalım. Şiir türünde anı yazıları, oyun türünde Mereşal de Anser'ın Karısı, çeviri alanında Romeo ve Juliet, roman türünde de 5 Mart. Bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.